Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla ana haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Tabii ki yoğun gündem içerisinde öncelik Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemize gelişi olacak ziyaret programı ve gerçekleştireceği temaslar. Konuya ilişkin Girne muhabirimiz Özlem Tüylüoğlu'na bağlantımız olacak. Detayları kendisinden almaya çalışacağız. Belirtmiş olalım şimdiden. Ve gündemin diğer bir önemli gelişmesi ise ülkemize yeni atanan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi. Bilinen, tanınan bir isim. Türkiye Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Ve merakla takip edilen, bugün görüşülmesi ve karar alınması beklenen iki davada sonuç erteleme oldu. Bu çerçevede Emirname davası 17 Ekim ertelendi. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin birleştirilmesini öngören yasaya karşı açılan davayı ise karar için süresiz erteledi. Ve öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın silahlanma adada gerginliği artırdığını ifade etmesi ve herkesi sağduyuya davet etmesi, Türkiye'de yayın yapan ulusal kanala konuşması, Maraş'ı açmak da doğru karar alındığını ifade etmesi ve bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok şey kazandırdığını dile getirmesi de bültenimiz içerisinde yer alan haberden. Şimdi bu aktardığım haber başlıkları ve daha fazla gelişmenin detaylarıyla ana haber bültenimize başlayalım. Seyirciler, bültenimizi 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nin açılış töreniyle başlıyoruz. Zira 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ile 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Girne'de yapılıyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kongrenin açılış töreni için bugün öğleden sonra ülkemize geldi. Ayrıntılar için Girne'ye, Lexus Otel'e uzanıyoruz. Özlem Tüylüoğlu bizlerle detayları paylaşacak. Özlem, kolay gelsin diyoruz. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Orada neler yaşanıyor? Detayları senden alalım. Fahrettin Koca'nın gelişiyle birlikte söz sende diyoruz. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 5-9 Ekim tarihlerinde Lexus Otel'de yer alıyor. Kongre dün aslında başlamıştı fakat resmi açılış töreni az önce gerçekleştirildi. Kongrede ilk olarak Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı, Kongre Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Enver Hasanoğlu bir konuşma yaptı. Kongreyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve 50 yıldır hekimlik, çocuk hekimliği yaptığını belirterek genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla özellikle son 10 yıllarda çocuk sağlığı ile ilgili çok önemli aşamalar ve ilerlemeler kaydedildiğini belirtti Profesör Doktor Enver Hasanoğlu. Ardından Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Profesör Doktor Yıldız Camcıoğlu'nun konuşması yer aldı. Yıldız Camcıoğlu da 161 öğretim görevlisi tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları konusundaki yeni gelişmeler ışığında tüm güncellenen bilgiler burada katılımcılarla paylaşılacaktır dedi. Ve özellikle çocuk sağlığı ve hastalığı konusunda yaşanan son gelişmelerin burada ele alınacağını ifade etti. Ardından Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Serap Balcı'nın konuşması yer aldı. Çocuk Hemşireleri Derneği'nin kuruluşu hakkında bilgi verdi. Özellikle hekimlerin ve hemşirelerin bu konuda bir ekip çalışması yapmasının ve en yeni gelişmeleri takip etmesinin önemine vurgu yaptı konuşmasında. Ardından Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a söz aldı. Dünyayı ve etkileyen pandeminin hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkısı ve desteğiyle COVID-19 sürecinin verilen büyük mücadelelerle çok doğru bir şekilde kontrol altına alındığını söyledi.
sağlığı ve hastalıkları konusunda özellikle güncel gelişmelerin paylaşılacağı bu kongreye de ev sahipliği yapmaktan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. COVID-19 sürecinde Acil Durum Hastanesi'nin, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle Acil Durum Hastanesi'nin hayata geçirildiğini, kısa süre içinde Kıbrıs Türk halkının aşıya, gerekli ilaç ve ekipmana çok hızlı bir şekilde ulaştığını anımsattı Altuğra ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu katkıları için, süregelen katkıları için çok çok teşekkür etti. Bunun yanında acil durum hastanesinin farklı bir konuma getirileceğini ve çocuk acil servisi ve çocuk bölümünün buradaki acil durum hastanesine taşınmasının planlandığını dile getirdi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir konuşma yaptı. Kongrenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını ve buranın Türk yurdu olarak kalmasına emeği geçen herkese saygı ve minnetle andı Fahrettin Koca. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile değil diğer tüm Türk devletlerinin de yanında olacağını belirtti. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatan Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirtti. COVID-19 döneminde İstanbul'da açılan iki acil durum hastanesinin ardından üçüncü hastanenin Kuzey Kıbrıs'ta yapıldığını anımsattı ve bunun da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı Koca. Bunun yanında yapılması planlanan 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi, yeni hastane ile ilgili de ona da değindi. Her ne kadar ihalesi gecikse de bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve inşaatına en kısa sürede başlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu binanın da modern mimarisiyle ve her türlü tanı tedavinin yapılabileceği, en iyi sağlık hizmetlerinin verileceği bir durumda olacağını belirtti ve mevcut hastanelerin yanında bu yeni hastanenin de hayata geçmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sisteminin güçleneceğini belirtti. Bunun yanında Koca dünyayı son yıllarda özellikle etkileyen küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi konulara da değindi. Gıda krizlerine değindi. Ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle Akdeniz'de güçlenerek bir Türk devleti olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Özellikle hayatında iki doktorun çok büyük izi olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının da hayatında. Bunlardan birinin Doktor Fazıl Küçük olduğunu, diğerinin ise Binbaşı Nihat İlhan, Türk alayı doktoru Binbaşı Nihat İlhan olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin destek ve katkılarıyla diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hizmetlerin oldukça iyi bir noktaya geldiğini belirtti. Pandemi dönemindeki desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sundu. Günümüzde sağlıkta ve tıpta birçok gelişme yaşandığını, ülkelerin sağlık sistemlerinin geliştiğini anımsattı Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının sağlık sisteminin güçlendiğini, bu gelişmeleri yakından paylaşma imkanı bulduğunu dile geçirdi. Ersin Tatar konuşmasında uluslararası topluma da seslendi. Özellikle adalet vurgusu yaptı. Küresel ısınmaya,
küresel ısınmanın dünyanın geleceğini, iklim değişikliklerinin tehdit ettiğini anımsattı. Ve bu konuda özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerin tüm dünya tarafından izlendiğini belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle tahıl koridoru oluşturulması konusunda yaptığı girişimlerin bir yanıt bulmasıyla, bir sonuç bulmasıyla dünyada açlık konusunda, açlığın önlenmesi konusunda önemli bir adım olduğunu anımsattı bunun. Cumhurbaşkanı Tatar yeniden kongreye 1450 doktorun hekimin katıldığını, kendi kızının da çocuk doktor olduğunu belirtti konuşmasının sonunda ve 66. Türk Milli Pediatri Kongresi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu yineledi Özlem. Aktaracaklarım şimdilik kongreye ilişkin bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Tüyüloğlu aktardıkların için. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde yaşananlar böyleydi efendim. Gündemin diğer bir önemli konusu demiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yapılan atama Metin Feyzioğlu yeni Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanı olan Metin Feyzioğlu'na görevi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından tebliğ edildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevini halen Ali Murat Bahçeri yürütüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlıktan istifa ettiğine dair sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Arıklı, Başbakan Üstel'le bugün bir toplantı yaptıklarını ve sorunları çözdüklerini ifade etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyada dolaşan bakanlıktan istifa ettiğine dair iddiaları yanıtladı. İstifa yok başlığı ile sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuna açıklamada bulunan Bakan Arıklı şunları kaydetti. Türkiye'den dönen Sayın Başbakan'la bugün baş başa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük. Neticede Sayın Başbakan'la aramızdaki bütün sorunları çözdük. Bu sorunları çözmeseydik elbette ki hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi. Hükümet ortakları olarak yarın tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız. Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan istifa ettiğime dair haberler doğru değildir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de yayın yapan ulusal kanal canlı yayınına katıldı, son gelişmeleri değerlendirdi. Tatar, bizim federasyon konuşup Kıbrıs'ı Rumlarla ortak olmayı, Türk askerinin adadan çekilmesini ve garantörlüğün son bulmasını kabul etmemiz mümkün değildir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmasına da işaret eden Tatar, silahlanmanın adada gerginliği artırdığını ifade etti, sağduyu çağrısı yaptı ve meselelere soğukkanlı ve gerçekçi bir şekilde yaklaşın dedi. Tanıyın ya da misafirlik efendim bir yere kadar buyurun gidebilirsiniz. Zaten adada Türk askeri var. Şimdi... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de yayın yapan ulusal kanal canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın. Bunun zamanı gelmiştir. Bu halk üzerindeki ambargoları kaldırın. Bu zulme bir son verin çağrısının son derece önemli ve tarihi bir adım olduğunun altını çizdi. Artık bizim geçmişe gidip federasyon konuşup Kıbrıs Rumlarla ortaklık ve ortaklığın neticesinde Kıbrıs bir bütün Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nde olmayan Türkiye'nin buradan çekilmesi, peki, hem garantörlüğü artık son bulması hem de askerinin buradan çekmesiyle adanın tamamıyla Avrupa Birliği'nin kendi inisiyatifiyle terk edilmesi mümkün değil. Böyle şeyi asla kabul etmeyiz. Rum-Yunan ikilisinin tek amacı Kıbrıs'ı bir Helen Adası yapmaktır diyen Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti. Çok böyle ulusal çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize dikkat etmemiz lazım. Bir anlaşma umuduyla bizi her gün çağrıda bulunanlar silahlanmaya devam edecek. Ne gereği var bu silahlanmanın? Madem böyle bir anlaşma umudu var. Çünkü niyet başka. Savaş çıkanı. Hiç böyle işlere girmedim. Çünkü böyle işlerin kimseye bir faydası yok. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler elbette bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için hem Türkiye'nin garantörüne hem Türk askerinin varlığına garantör bir güç ve caydırıcı bir güç olarak muhakkak ihtiyacımız olduğunu, bu barışın Sayın Ecevit'in zamanında dediği gibi 74 öncesinde
Barış Harekatı öncesinde. Bu bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya adım atmasıyla barışı hem Türklere hem Rumlara götürüyoruz demişti. Nitekim de öyle olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'ın tamamen kendileriyle birlikte hareket etmesini mükafat olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, silahlanmanın adada gerginliği artırdığını kaydetti. Dolayısıyla ben herkesi buradan sağduyuya çağırmak istiyorum. Bir kere meseleleri kışkırtmayınız. Meselelere soğukkanlı yaklaşınız. Meselelere gerçekçi yaklaşınız ve Kıbrıs'ın gerçeğine baktığımızda Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kuzeydeki devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunu kimse değiştiremez. Türkiye Cumhuriyeti garanti ülke olarak bu siyasete tamamen destek vermektedir. Ve dediğimiz egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devletin işbirliği olabilir. Artık federasyon veya Rumlarla aynı devlet çatısı altında tek egemenlik, orada bir ortaklık mümkün değildir. Çünkü bizim orada varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. En büyük ve önemli kararın Maraş'ın açılması olduğunu da yineleyen Tatar, Maraş'ın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve ekonomik açıdan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok şeyler kazandırdığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın artık hayalet şehirden uzaklaştığını, Maraş'ı açmakla doğru bir karar aldıklarını ve bundan sonraki süreçte bazı belediye ile kamu binalarında açılabileceğini belirtti. Tatar değerlendirmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir gerçektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından bahsedilmektedir. Tanınma için daha fazla istişare yapılmalı, dedi. Gazi Mausa İskele ve Yeni Boğaziçi bölgesi geçiş süreci 2 emirnamesinin geri çekilerek yürürlükten kaldırılması ile ilgili mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin davanın görüşülmesi ertelendi sayın seyirciler. Dava savcılığın davalıları savunmayacağını beyan etmesi ve davalı tarafın kamuda çalışan başka avukat atayabilmesi nedeniyle 17 Ekim ertelendi. Emirname davası 17 Ekim ertelendi. Şehir Plancıları Odası'nın açtığı Gazi Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi bölgesi geçiş süreci 2 emirnamesinin geri çekilerek yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili mahkeme emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin davanın görüşülmesi, savcılığın davalıları savunmayacağını beyan etmesi üzerine görüşülemedi. Şehir Plancıları Odası adına açıklama yapan avukat Sezi Sıdal, emirnamenin iptaline yönelik açılan davanın yürütülmesinin durmasına mahkemenin daha önce emir verdiğini, bununsa karşı tarafın itirazı için verildiğini belirterek, ancak savcılık davalıları savunmayacağını beyan etti. Davalıların kendisini savunması için kamuda çalışan başka avukat atayabilmesi için de dava 17 Ekim'e tehir edildi. Bu tarihe kadar emirname yürürlükte kalacak, dedi. Diğer yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye sayısının 28'den 18'e düşürülmesini içeren belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasayla ilgili davaya bağlı yürütmeyi durdurma talebi bu sabah Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik Başkanı'nda toplanan Anayasa Mahkemesi karar için davayı süresiz erteledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye sayısının 28'den 18'e düşürülmesini içeren belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasayla ilgili davaya bağlı yürütmeyi durdurma talebi Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin avukatı Ayşen Özdenefe, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasanın hukuk devleti ve yeniden yönetim ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın yürürlüğünün durdurulmasını talep etti. Cumhuriyet Meclisi adına Başsavcı Yardımcısı Muavini İlter Koyuncuoğlu da yasanın tümünü veya maddelerinin anayasaya aykırı olmadığı görüşünü savundu. Tarafların dinlenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik karar için mahkemenin süresiz ertelendiğini açıkladı. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasanın anayasaya aykırı olmadığı görüşünde olduklarını ifade etti. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT'de yayınlanan 50+1 programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeşilırmak, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde dosyaladığı davanın kararının süresiz ertelendiğini belirtti.
Emrah Yeşilırmak Ulusal Birlik Partisi olarak hükümet ortaklarıyla birlikte yerel yönetim reformunu dile getirdiklerini belirterek, hükümet kurulunca mecliste yasaları sevk ederek bu konuda ısrarcı olduklarını gösterdiklerini söyledi. Sonuç itibariyle şu anda belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısı meclisten geçti ve şu an yasallaştı. Evet. 4. ve 6. maddesi yürürlükte. Biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne bu yasayı anayasaya aykırılık iddiasıyla mahkemeye taşıdı. Yani belediyelerin birleştirilmesi 18 vatandaşın diliyle 18 dediğimiz yasayı mahkemeye taşıdı. Tabii biz sürecin sizin de söylediğiniz gibi en başından sürecin içerisine dahil olduğumuz için hem meclisin içerisinde hem yasama sürecinin içerisinde hem komitede hem atok komitede hem sonra sınıfındaki süreçte içinde olduğumuz için konulara vakıfız birebir içinden gelen biri olarak. İş bu davada tabii ki iddia edilen aykırılık maddelerine baktığımızda, yemin varakasına baktığımızda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iddia ettiği işte anayasanın 1., 3., 4., 7., 17., 78., 81., 89., 113., 119., 121., 152. maddelerine aykırı denildi. Mahkemenin vereceği karara da sonsuz saygımız var. Ancak benim aldığım intiba, benim görüşüm, partimizin görüşü yapmış olduğumuz o birleştirme yasasının anayasaya aykırı olmadığı yöndedir. Söz konusu yasanın 4. ve 6. maddesinin yürürlükte olduğunu söyleyen Yeşilırmak, diğer maddelerin seçimden sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Yeşilırmak, ben 18 belediye ile seçime gideceğimizi öngörüyorum. Bu yolda çok emek verdik. Komitede tüm paydaşların görüşlerini değerlendirerek reformun kaçınılmaz olduğu kanısına varılmıştı. Net bir şekilde duruşumuz bellidir şeklinde konuştu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu bugün meclis komitesinden geçerek genel kurula sevk edilen organize sanayi bölgeleri yasa tasarısı ile ilgili olarak üretime destek verecek ve yüreklendirip planlayacak bir yasa komiteden geçmiştir ifadesini kullandı. Hal yasasının görüşülmesine de başlandığını ifade eden Amcaoğlu, 2 hafta içerisinde yasayı genel kurulun gündemine getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Amcaoğlu ayrıca elektrik kurumunun yaşayabilmesi için birlikte çalışılması gerektiğine de işaret etti ve bizim bu kuruma ihtiyacımız var. Kurumun da bize ihtiyacı var. Kaliteli üretilen enerjiye ihtiyaç var dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT'de katıldığı programda organize sanayi bölgeleri yasa tasarısı, hal yasası ve Kıptek'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amcaoğlu organize sanayi bölgeleri yasa tasarısına ana muhalefetin ve ilgili odaların büyük katkı ve destek verdiğini belirterek üretime destek verecek, yüreklendirecek ve planlayacak bir yasa komiteden geçmiştir dedi. Dikkatleri çektikleri noktalarda üretimi artırmak, ihracata yönelik üretimi artırmak, iş tüketime yönelik taleplerinizi karşılayabilecek, o arzı sağlayabilme adına üretimi artırmak çok önemliydi. Üretimi artırmanın ön koşullarından biri de üretimi yapılacak olan alanların sağlıklı şekilde yaşayabilmesi, gelişimini sürdürebilmesi ve ihtiyaca yönelik şekillenebilmesiyle alakalı mevzuatlardı o günkü şartlarda. Destek verecek, üretimi yüreklendirecek, planlayacak organize sanayi bölgeleri yasası bugün oy birliğiyle meclis komitesinden geçmiştir. Çalışmaları tamamlanmıştır. Kısmette varsa iş tüzük gereği 5 iş günü sonra diye atlettiği için bu pazartesi değil, bir sonraki pazartesi genel kurulun bilgisine sunulacak ve kısmette varsa yürürlüğe girecektir. Enerji konularıyla ilgili planlamalar yapılacağını belirten Amcaoğlu, hal yasasının görüşülmesine de başlandığını, 2 hafta içerisinde yasayı genel kurulun gündemine getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Değerli milletvekillerimizin de görüşüyle şekillenmesi için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. O yasa dediğim gibi bizim değil, sadece siyaseten bu hükümetin değil, bütün ülkenin ihtiyaçlarına cevaz vererek şekilde şekillensin istiyoruz. Ve özenle bunların üzerinde duruyoruz. Ve o komitelerde ne kadar az sürede, ne kadar çabuk olabilir noktasında çalışmalarımızı sonuçlandırmaya özen gösteriyoruz. Meclis komitelerinin en verimli dönemini geçirdiğine de işaret eden Bakan Amcaoğlu, halen yasalaşmayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesinin de genel kurulun gündemine gelecek hale geldiğini söyledi. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın enerji üst kuruluyla ilgili eleştirilmesi
tedbirlerini ve eylem uyarılarının hatırlatılması üzerine Bakan Amcaoğlu, yeni seçilen sendika yönetimiyle iki kez görüştüğünü, Kıptekin yaşadığı sıkıntıları masaya yatırdıklarını ve yapılması gerekenleri konuştuklarını, ancak toplantılarda Enerji Üst Kurulu'yla ilgili bir sıkıntı aktarılmadığını söyledi. Enerji ile alakalı konular gündeme gelmese bile, onların gelmesini beklemeden enerji strateji eylem planını hazırlayabilecek ekibi yasal olarak kurabilmenin, ki net olarak söylüyorum, işte ben 2016'da başbakanlık müsteşarıyken enerji dairesinin kurulmasıyla ilgili ekonomik protokolün içerisine görev ve sorumluluk alanı içerisinde Ekonomi Enerji Bakanlığı'na görev edilmişti. Güneydeki elektrik kurumuyla 100 megawattlık 45 dolar sent ve 70 dolar sent arasında değişen saatlerdeki fiyatlarla çok pahalı elektrik enerjisi kilowatt saat başına almak zorunda kalmadık mı? Elektrik kurumunun daha sağlıklı yaşayabilmesi için, belki de özerk olarak daha sağlıklı yaşayabilmesi için elbette ki enerji dairesine, onu tamamlayan enerji dairesine, onu tamamlayan enerji üst kurulundaki o 9 tane içinde jeofizik mühendisinden tutun da işletme ve elektrik mühendisine kadar atayacağı üyelerle, uzman üyelerle, akademisyenlerle, tecrübeli kimliklerle bunu stratejiyle, planlarıyla planlayıp ülkenin gelecekteki arz ihtiyacını ortaya çıkaracak. Bunlarla birlikte hangi üretim modelleriyle ülke bundan sonraki arz nitelikli ihtiyaçlarını, talepleri karşılayabilme noktasında olacağı bizlere söylenecektir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu 21 Ekim'de enerji zirvesi düzenleneceğini ve devamında da Şubat veya en geç Mart ayının başında enerji başlığı altında 2-3 günlük bir konferans yapılmasının planlandığını söyledi. Türkiye ile enterkonnekte sistemle ilgili olaraksa Bakan Amcaoğlu, bu yöndeki çalışmaların sürdüğü ve bu konuda çok kısa sürede engellerin aşılarak somut adımların atılabileceğini söyledi. Kıptekin kendi altyapı ihtiyacı olan orta gerilimdeki SCADA hatlarının hazırlanmasıyla alakalı Aselsan'la önemli görüşmeler yaptıklarını ve büyük destek aldıklarını da belirten Amcaoğlu, başbakanla görüşüp onayını aldıktan sonra başlangıç olarak Kıptekin orta gerilimdeki SCADA'sının tamamlanması için Aselsan'la birlikte ikili protokoller nezdinde çalışmaların başlayacağını belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'da yeni Ercan Havalimanı'nın açılışının 15 Kasım'da yapılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların rutin olarak denetleneceğini ifade etti. Yeni Ercan Havalimanı inşaatının durumuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Havalimanı inşaatı şantiyesinde yapılan toplantıda yapımcı şirket yetkilileri projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aktarırken çalışmalar yerinde incelendi ve eksiklikleri tespit edildi. Bakan Arıklı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada yeni havalimanının 15 Kasım'da açılışının yapılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi. Arıklı yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'a yetiştirilebilmesi adına gerekli teknik cihazların zamanında intikali için Türkiye yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir marka olmasını sağlayacak bu projenin gidişatı konusunda her hafta toplantı yapılmasına karar verildiğini belirtti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Arıklı, yeni Ercan Havalimanı'nın zamanında tamamlanabilmesi adına Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden destek alınmasına ve işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Toplantıya Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi ve yapımcı şirket yetkilileri katıldı. Sayın seyirciler, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik bakanlıklar ve kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı. Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi, SOS Çocuk Köyü Derneği ile Vakıflar İdaresi arasında işbirliği protokolü yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, protokole bu yıl şiddet mağduru kadınların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardım ile uzatmak amacıyla yeni bir paydaş olarak Vakıflar İdaresi'nin de dahil olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sürekli eğitim merkezleri ve okullardaki eğitimciler aracılığıyla kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine katkı koymayı amaçladıklarını belirtti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı da 5 yıldan beri koordineli bir şekilde paydaşların işbirliğini sürdürdüğünü dile getirdi. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter de şiddet mağduru kadınları yeniden hayatlarını kurabilmeleri ve kendi kendilerine yeterli olabilmeleri için sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini, tüm kazalarda kadına yönelik şiddet birimi kurduklarını ve 7/24 görevlerinin başında olduklarını vurguladı. SOS Çocuk Köyü Derneği Başkanı Buğra Akter de şiddete uğrayan kadınların hiç çekinmeden Alo 183 ihbar hattını araması çağrısında bulundu. Günlerdir haberini verdiğimiz sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi, tarama testleri ve ölçümleri başladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Proje ile çocukların yeteneklerine göre yönlendirilebileceğini söyledi. Projenin ülke sporuna katkı koyacağına da inanç belirten Çavuşoğlu, başarılı sporcuların gelişimlerinin sürekli takip edileceğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan gençlik ve spor alanında işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi tarama testleri ve ölçümleri başladı. On yaş öğrencilerin katılımıyla başlayan test ve ölçümlerde Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü heyetinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokulların beden eğitimi öğretmenleri de görev alıyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilere yönelik gerçekleştirilen test ve ölçümleri yerinde takip ederek kurulan tarama istasyonlarını ziyaret etti ve görevlilerden bilgi aldı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada yaklaşık 300 öğrencinin taramalarına başladıklarını, yapılacak ölçümlerle birlikte daha sağlıklı ve doğru veri elde ederek çocukların yeteneklerine göre yönlendirileceğini söyledi. Çocukların yeteneğini yönlendirme anlamında bu ölçümlerle birlikte daha sağlıklı, daha sonuç alıcı bir sportif yaşam arzusundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğan büyüyen çocukların yeteneklerinin doğru yönlendirilmesiyle birlikte eminim ki dünya sporuna, ülkemiz sporuna büyük katkılar yapacak. Nazım Çavuşoğlu uygulanan testlerin 6 ayda bir tekrarlanacağını ve başarılı sporcuların gelişimlerinin sürekli takip edileceğini aktararak ülke gençliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kadınların iş yaşamına kazandırılması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi için 2023 yılında yeni projeler hayata geçirmeyi arzuladıklarını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir'le yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Türkiye Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, kabulde tek çatı altında birleşen 8 dernek ve 700'e yakın üye ile iş kadınlarını örgütlemek amacıyla faaliyette bulunduklarını anlattı. Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği yapmaktan ve ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Kabulde konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kadın istihdamının desteklenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yakın temas içinde bulunduklarını belirterek kadın girişimcileri destekleyecek projelerde işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha çok yer bulmasını
kavulmasını arzu ettiklerini ve kadının aile içindeki liderlik rolünü cesaretlendirerek çalışma yaşamına da taşımasını istediklerini belirtti. Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla bakanlık olarak önce Lefke'de sonra Dipkarpaz'da kadınlara yönelik mesleki eğitimler düzenlediklerini hatırlatan Taçoy, istihdam destek merkezi fonu aracılığıyla kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik katkı paylarını ödediklerini aktardı. Taçoy, kırsal kesimdeki kadınlar başta olmak üzere çalışmayan kadınların iş yaşamına kazandırılması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi için bakanlık olarak 2023 yılında yeni projeler hayata geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı. Farklı bir konuyla devam edelim bültenimize. Kayıpçı Hasar Komitesi Akova'da yapılan dolap kuyusu kazısında bir Kıbrıslı Rum'a ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı. Kayıpçı Hasar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, drill tekniğiyle başlatılan kazıda 5. metrede insan kalıntılarına ulaşıldığı ve bu noktadan sonra kazıya insan gücüyle devam edileceği belirtildi. Komite bu teknikteki kazıların zorlu ve yavaş süreçler olduğunu, kazıyı 2-3 haftada tamamlamayı hedeflediklerini de duyurdu. Dış gelişmelerle devam edelim bültenimize efendim ve liderler Prag'da buluştu haberine bakalım. Zira Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye 4 yıl aradan sonra İsrail'e büyükelçi atadı. Şakir Özkan Turunar, Türkiye'nin Tel Aviv'e atadığı yeni büyükelçi oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarına bir dizi yeni büyükelçi atadı. Buna göre Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğunu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliğini üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirmesine karar verildi. Az önce belirtmiştik, liderler Prag'da buluştu demiştik. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkelerinin de katıldığı toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan, toplantı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'da görüştü. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da yapılıyor. Prag Kalesi'nde düzenlenen zirve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Avrupa Birliği üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da ayaküstü konuştu. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin sohbet sırasında Macron'a "seni de alalım" dedi. Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda barış ve güvenlikle enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor. Ege'ye uzanıyoruz. Zira Ege'de bir kez daha can pazarı yaşandı. Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi arama çalışmaları halen devam ediyor. Midilli adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı'nın haberine göre batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu. Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişi yarama çalışmaları ise sürüyor. Dış gelişmeler böyleydi. Yeniden içe dönelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu'nun okul aile birliği üyelerini kabul etti. Tatar, pandeminin geride kalmasıyla daha rahat bir ortamda eğitimin ve kültürel faaliyetlerin yapılacağını belirtti. Çocukların eğitimlerinde başarılı olmasını temenni etti. Teşekkür ederiz bu nazik davetiye için. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu'nun okul aile birliği üyelerini kabulünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin imkanları doğrultusunda eğitime ve çocukların geleceğine katkı koymaya devam edeceğini belirtti. Tatar, önümüzdeki süreçte ülkenin kalkınması ve ileride de tanıtılmasıyla bütün bu çalışmaların daha başarılı bir şekilde sürdürülmesi adına birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Telekomünikasyon dairesi veznesi bir süre hizmet vermeyecek sayın seyirciler. Şimdi bu duyurunun detaylarına bakalım. Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi veznesinin personelin COVID-19 olması nedeniyle geçici bir süre hizmet vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada telefon borçlarının ödemelerinin anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabildiği de anımsatıldı. Bu haberle biz ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeni gelişmelerle karşınızda olacağımızı belirtelim. Sizleri de bekliyoruz efendim. Esen kalın, hoşça kalın. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Nev Çocuk Fitness Takımı ve Milli Takım Antrenörü Neval Çelebioğlu'nu kabul ederek görüştü. Kabuldeki konuşmasında kız sporcularımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına podyuma çıkarak ülkemizi başarıyla temsil ettiğini, sporcularımızın performansları sonucu çok büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların kendisini gururlandırdığını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ekranlarda görünce duygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların başarısının bütün dünyada duyulduğunu söyledi ve bu başarıda emeği geçen aileler ve antrenörleri tebrik etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlamer de konuşmasında, "Amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada tanıtabilmek ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmektir," ifadelerini kullandı. Aksa Süper ve 1. Lig'de 3. hafta heyecanı yarın saat 19'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yer alacak Yeni Cami Çetinkaya Süper Lig mücadelesiyle başlayacak. Süper Lig'de pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da oynanacak olan Göçmenköy Cihangir karşılaşması Berete 1, pazartesi akşamı saat 19'da Doktor Fazıl Küçük Stadı'ndaki Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği maçı ise BRT 2'den canlı yayınlanacak. Süper ve 1. Lig'de cumartesinin programı şöyle. Süper Lig, Miracle Değirmenlik Gönyeli, Merit Alsancak Yeşilova Küçük Kaymaklı, Hamitköy Lefke, 1. Lig, Mor Menekşe Baf Ülkü Yurdu, Mustafa Acali Yılmazköy Lap'ta, Yenerenköy, Yeni Boğaziçi, Girne Halk Evi Düzkaya. Basketbol Erkekler Ligi'nde mücadele edecek olan ekiplerden Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi yeni sezon çalışmalarına başladı. Çetinkaya, koç Çağdaş Bora gözetiminde Necati Taşkın İlkokulu spor salonunda 16 kişilik oyuncu kadrosuyla ilk idmanını gerçekleştirdi. Genç bir takım kurduk. Geçen seneden, evvelki seneden, bu sene 3. senemiz biliyorsunuz. Daha da genç bir takım. 17 yaşında 4 tane Akdeniz'den kardeşimizi aldık. Bu sene Çetinkaya tamamen bir kolej takımı havasında, fakat ligde en iyi mücadeleyi sonuna kadar zorlayacak. Hedefimizin
Şu an için bir şey konuşamam hedefle ilgili ama iyi basketbol tek hedefim. Erkekler Ligi'nin Girne temsilcisi Girne Amerikan Üniversitesi ise yeni sezon çalışmalarına Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda koç Halit Kıryağdı gözetiminde başladı. Girne Amerikan Üniversitesi'nin çalışmasını basketbol şube sorumlusu Kenan Güvensoy da izledi. Basketbol U17 Kadınlar Ligi final serisinde Levent Spor 1-0 öne geçti. Levent Koleji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Levent Spor, Alsancağı 86-40 mağlup ederek şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti. Maçta Levent Spor adına 26 sayı üreten Günay Akgür maçın en skorer ismi oldu. Serinin ikinci maçı yarın Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda saat 19'da oynanacak. Levent Spor bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Alsancağ'ın kazanması durumunda ise iki takım cumartesi günü Levent Koleji Spor Salonu'ndaki üçüncü mücadelede karşı karşıya gelecek. Handbol U16 Erkekler Ligi'ne 3 karşılaşmayla devam edildi. Oynanan maçlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakındoğu Üniversitesi ve Yükseliş takımları gecenin galipleri oldu. UKÜ Arena'daki karşılaşmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mausa Gelişim Akademisi'ni 22-19 mağlup etti. Necati Taşkın Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ise Yakındoğu Üniversitesi, Doğukent karşısında 28-16 galip geldi. Yükselişte deplasmanda karşılaştığı Levent önünde rahat bir oyundan sonra 39-11 kazanan taraf oldu. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği'nin yeni yönetimi görev bölümü yaptı. Hasan Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 1. Başkan Vekilliğine Hüseyin Dayı, 2. Başkan Vekilliğine de Mehmet Kemancıoğlu atandı. Topaloğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nde genel sekreterlik görevini ise Hişam Terazi yapacak. Yeni yönetim kurulunda 15 kişi de çeşitli görevlerde yer aldı. Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği'nin kurucu ve ilk başkanlarından merhum Özer Esenyel ölümünün 4. yılında unutulmadı. 13 Şubat 1984 yılında Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği'ni kuran ve ilk başkanı olan, 2018 yılında da aramızdan ayrılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından Özer Esenyel ölümünün 4. yılında Lefkoşa kabristanlığında mezarı başında gerçekleştirilen kısa törenle anıldı. Törende Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin yeni başkanı Hasan Topaloğlu'yla yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Dayı, Hişam Tarazi ve Erman Çelik de yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 3. maçlar oynandı. F grubunda son şampiyon Real Madrid evinde Shakhtar Donetsk'i 2-1 yendi. 3'te 3 yapan Real Madrid F grubunda 9 puanla zirvede yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 2. sırada. Manchester City G grubunda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Grubun 3. maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı. Günün öne çıkan H grubu mücadelesinde Benfica ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçta iki takım da 7'şer puana yükseldi. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu. Üçüncü haftada oynanan diğer maçlarda E grubunda Chelsea Milan'ı 3-0, G grubunda Borussia Dortmund Sevilla'yı 4-1 ve H grubunda Juventus da Maccabi Haifa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası F grubunda ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan maçta Türkiye setleri 25-22, 26-24 ve 28-26 kazandı. Filenin Sultanları F grubundaki 3. maçında yarın ABD ile karşılaşacak. Galatasaray Net, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ostende'yi deplasmanda iyi bir oyunla 92-78 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların Kıbrıslı Türk oyuncusu Muhaymin Mustafa 12 dakika sahada kaldığı maçı 10 sayı ve 3 reboundluk performansla tamamladı.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Türkiye son 16 turunda Meksika karşısında 5-0'lık skorla farklı galip geldi ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Dün Lefkoşa'nın doğusuna ve Karpaz'a doğru sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurları aldık efendim. Lefkoşa'ya da aldık ama Lefkoşa'da az veya 1-2 kilogramlık bir yağış oldu. Bir nebze olsun Lefkoşa'nın toprağını çökertti bu yağışlar. Evet, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bir görünüm olurken yarınsin yer yer sağanak yağmurları yine görmek mümkün. Evet, dün de söylemiştim. Cumartesi gününe kadar oldukça nemli hava kütlesinin etkisinde kalacağız. Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını da söylemiştik. Aynı tahmin devam etmektedir efendim. Ve gecemiz efendim az bulutlu geçerken en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt'ta 13 derece, Lefke'de 19, Girne'de 20, Lefkoşa'da 16, Alev Kayası ve İskele'de 17, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik, Zaferburnu ve Larnaka'da 20, Gazimausa'da 18, Limasol'da 19, Baf'ta 20 ve Trodos'ta 8 derece efendim. Ve yarın Kıbrıs'ta hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçerken en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 30 derece. Bugün ne vermiştik? 33 vermiştik. Yani yarın o bir gün hava sıcaklıklarında 29'lu 30'lu dereceleri iç kesimlerde göreceğiz efendim, göreceğiz. Evet, Lefkoşa'da 30, Lefke'de 25, Güzelyurt'ta 27, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 24, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 26, Gazi Mausa'da 27, İskele'de 28, Limasol'da 23, Larnaka'da 22, Baf'ta 22, Trodos'ta 12 derece en yüksek hava sıcaklığı efendim. Evet, tabi denizlerimiz hafif, yer yer orta dalgalı. Yaklaşık 1-1,5 metrelik bir dalga boyu var. Rüzgarlarımız genelde güney ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde efendim. Ve yine deniz suyu sıcaklığı 27 derece. Ölçtüm efendim, sabah sabah. Evet, orman yangın olasılığını unutmadım. Ve ultraviyole radyasyonunu da unutamam. Evet, orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonumuz yüksek efendim, yüksek. Yine dikkatli olalım, ateş yapmayalım. Evet, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın bir yağış geçişi ve cumartesi bir yağış geçişi, pazar günü ise parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Bugün ve bugün hava sıcaklıkları 33 derecelerde seyrederken yarından itibaren birkaç derece, 1 ve 2 derece düşüş bekliyoruz efendim. Rüzgarlarımız genelde güney batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Evet, diğer yayınlarımızda buluşuyoruz efendim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Müzik
güçlü markaların buluştuğu adres Toros.